TV8 ekranlarında 8'de sağlık tümümüzle devam ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, gerçekten bu sefer çok farklı bir konumuz var. Çok da değişik bir konuyla özellikle çocuklar, çocukları olanlar ekran başına daha da yaklaşacaklar eminim. Oyun terapisti Eda Kil konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Böyle keyifli konular, değişik konular olunca biz de seyircilerimiz de çok çok heyecanlanıyor bu anlamda. Evet. Oyun terapistisiniz. Evet. Oyun terapisi nedir? Önce onu sormak istiyorum. Oyun terapisi çocukların davranışlarını düzenlemeye, geliştirmeye, değiştirmeye yarayan, bu konuda çocuklara destek sağlayan, onların özgüvenlerini geliştiren, bu konuda çocuklara yardımcı olan bir terapi türü. Nasıl yardımcı oluyor? Çocukların bilinç dışındaki duygularını bilinç düzeyine çıkararak. Bu da oyun terapi türlerinden biri olan yönlendirilmemiş oyun terapisiyle mümkün oluyor. Çocuk buraya geliyor. Zaten gündelik hayatında pek çok sınırla yüz yüze olan çocuk. Orada sınırsızlığın tadına varınca belki de farkına varamadığı pek çok duyguyu gün yüzüne çıkarıveriyor. Mesela kardeş öfkesi ya da işte kardeşine nefret duygusu besleyen bir çocuktan bahsetmek gerekirse, çocuk bunun bir figür seçerek, onu tekmeleyerek, yumruklayarak bize gösterebiliyor. Yani biz burada problem davranışın ana kaynağının bilgisini bu şekilde edinmiş olabiliyoruz. Evet, çok güzel. Peki oyun terapisinin önemi nedir? Oyun terapisi yeni duyulan bir alan aslında. Bunun tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Freud'a kadar uzanan bir tarihçesi var. Şu an Türkiye'de böyle yeni yeni bilinen bir dal aslında. Evet. Burada çocuk pek çok beceri kazanıyor, sosyal beceri kazanıyor. Akranlarıyla daha iyi iletişim kurabiliyor. Kendisini daha iyi ifade edebiliyor. Çok güzel. Dil becerilerine çok fazla katkısı var. Ayrıca kaba motor becerileri, ince motor becerilerini de çok fazla geliştiriyor. Bizim kaba motor becerileri dediğimiz vücudumuzun daha genel hatlarını kapsayan, fiziki reaksiyonlarımıza hitap eden, yani atlamak, tutmak, bir şey yakalamak gibi bunları hitap eden faaliyetler içerirken, ince motor becerileri de daha çok parmak faaliyetlerini kapsayan etkinliklere dayalı. Yazı yazmak gibi, işte ipten bir boncuğu ipten geçirmek gibi faaliyetleri kapsıyor. Bunların gelişimine faydası var. Aynı zamanda duygu durumunu düzenliyor. Yani bir katarsis gerçekleşiyor. Burada çocuk öfke duyduğu bir aile bireyine karşı oyun alanında bunları kusabildiği için, çıkarabildiği için burada bir katarsisten söz etmek mümkün aslında. Onun dışında kendi doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü, ahlaki kavramlarını burada öğreniyor. Kendi güveni gelişiyor, özgüveni gelişiyor çocuğun. Bu şekilde. Oldukça faydalı bir şey aslında. Evet, çok faydalı. Yani kesinlikle öyle. Peki hangi çocuklar oyun terapisinden faydalanabilirler? Bu skala çok geniş. Tırnak giyen, parmak emen çocuklara ciddi anlamda faydaları var. Çünkü genelde bu davranış bozukluğunun sebebi kaygı temelli olabiliyor. Ha, farklı temele de dayanabiliyor tabii ki. Burada kesinlikle söz etmek doğru olmaz. Fakat biz bunun kaynağını zaten oyun terapisinde ulaşmış oluyoruz. Orada çözümlenebiliyor mu oyun terapisi? Çözümlenebiliyor çünkü yönlendirilmemiş oyun terapisi kullandığım için burada çocuk sınırlardan uzak oluyor ve belki de farkına varamadığı, kendisini bile bilmediği, yabancı olduğu duyguları gün yüzüne çıkardığı için bunlarla yüzleşiyor, bunları denetlemeyi öğreniyor çocuk. Evet, tırnak yemekten bahsettik, parmak emmekten bahsettik. Bunun devamında neler var çocuklarımızda? İnatçılık problemi yaşayan, öfke problemi yaşayan çocuklarda fayda görebiliyoruz. Çünkü bu çocuklar oyun alanına geldiğinde agresyonlarını atabileceği pek çok şeye sahip olabiliyorlar. Örneğin bir boks torbasına vurabiliyorlar ya da bir yastığı tekmeleyebiliyorlar. Hani gündelik hayatlarında ailelerin çok da istemeyeceği şeyleri oyun alanında yapabildikleri için orada bir öfkesi, nefretini atabilme imkanı veriyor oyun terapisi. Rahatlıyorlardı bir yandan değil mi? Tabii ki. Aynen öyle. Duygusal boşalım sağlıyor. Okulda herhangi bir problem yaşıyorsa, sosyal becerileriyle ilgili bir problemi varsa ya da okuma sorunu varsa, öğrenme güçlüğü varsa bunlara da destek veriyor. Çalma davranışı olan çocuk, yalan söyleme eğilimi olan ya da yalan söyleyen çocuklarda da fayda görüyor. Enüreziz, endokreziz dediğimiz alt kaçırma, kaka tutma gibi problemlerde ciddi faydalar sağlıyor. Ama şöyle ki,
İlla çocuğun problem davranış göstermesine gerek yok ailelerin çocuklarını oyun terapisine getirmesi için. Onun gelişimine destek amaçlı da gelebilirler çocuklar. Yani illa çocuğun herhangi bir sorunun olması gerekmiyor. Yani gayet çocuk başarılı, mutlu, sağlıklı bir çocuk da oyun terapisiyle kendi gelişimini devam ettirebilir. Elbette. Gelişimlerine katkı sağlama açısından da aileler çocuklarını oyun terapisine getirebilirler. Çok güzel. Peki oyun terapisine gelen çocukların yaş aralığı nelerdir, nedir? 3 yaşından 12 yaşına kadar herkes oyun terapisinin imkanlarından yararlanabilir. Evet, 3 yaşından itibaren başlıyor, 12 yaşına kadar da gidiyor. Çok güzel. Evet. Peki oyun terapisinin türleri var mıdır? Evet, pek çok metodu var. Filial terapi, Carl Rogers oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapi, Montessori oyun terapisi gibi, Adlerian oyun terapisi gibi pek çok metotları sayabiliriz. Burada benim kullandığım metot genelde çocuk merkezli yönlendirilmemiş olan oyun terapisi yöntemi. Burada geminin kaptanı çocuktur aslında. Yani o yüzden mi yönlendirilmemiş oluyor? Yani çocuk aslında evet, kendi kaptan gibi kendimi yönlendiriyor. Aynen. Doğru mu öyle algılıyorum? Ben merak ettiğim için de evet, soruyorum. Evet, evet, çok doğru. Estağfurullah. Geminin kaptanı çocuk oluyor. Dümen evet, nereye çevirirse çocuk oraya gidiyor gemide. Yani istediği şekilde yönetebiliyor. İsterse bir inşaat yapabiliyor, onun güvenli bir tepesine çıkabiliyor, onu tekrar yıkabiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi çocuk oyun odasında yapabiliyor. Ha, bu şu demek de değil, sınırsız mı? Tamamen sınırsız. Elbette değil. Mesela zaman sınırlamamız var. Başka birine zarar vermeme sınırlarımız olabiliyor. Özellikle sınır koyma problemi yaşayan çocuk varsa burada bu yöntemi tavsiye etmiyorum ben. Danışanın nabzına göre, yani çocuğun hareketlerini, durumuna, iyilik halini önemseyerek bir metot belirlemesi daha uygun olacaktır. Yani çocuk merkezli oyun terapisinin fayda sağlaması diğerlerinin fayda sağlamayacağı anlamını da taşımıyor elbette. Burada dediğim gibi danışanı iyilik haline en iyi biz görebildiğimiz için, onunla terapötik iletişimi en iyi biz kurabildiğimiz için bizler karar veriyoruz. Karar merciği biziz. Peki aileler çocuklarını oyun terapisine nasıl getirmeli? Şimdi şunu duyuyorum ben genelde. Aileler biz ablaya getiriyoruz dedik aslında ya da biz doktora getiriyoruz dedik aslında diyorlar. Biz bunu ön görüşmede zaten belirtiyoruz nasıl getirilmesi gerektiğini. Ama o şekilde açıklanmıyor genelde. Ablaya getirdik ya da doktora getirdik şeklinde getirirlerse zaten çocuğun aileye karşı bir güvensizliği oluşacak. Haliyle bu da bize yansıyacak. Yani biz güvenli bir bağ oluşturamayacağımız için bizi çok etkileyecek. Tekrardan güven bağı oluşturmak bu süreci uzatacak. Gerektiğinden daha fazla olacak. Evet. O yüzden dürüst davranmalılar ve burada çocuğun rızası çok önemli. Yani bazen görüyoruz çocuk ağlaya ağlaya içeri giriyor. Anne ittiriyor bir yandan, baba ittiriyor. Gireceksin kızın oğlum gibisinden. Hani bu konuda aslında neler yapılmaması gerektiğini daha çok konuşabiliriz. Evet. O yüzden dürüst davranmalılar. Bunları yapmaktan ziyade dürüst davranmaktan kastım da şu: kızım veya oğlum seni daha iyi anlayacak, duygularını anlamada yardımcı olacak bir oyun terapisine götürüyoruz. Burada korkmana gerek yok, biz zaten senin yanındayız. Mesajını çocuğa vermeliler. Yani evet, çocukta o güveni kesinlikle oluşturmaları gerekiyor. Dürüstlük dediğim için çok önemli. Burada yani çocuğun kendi benliğine saygı duymazsa zaten çocuk da kendisine saygı duymayacak. O yüzden onun bir birey olduğunu kabul edip oyun terapisini o şekilde getirmekte fayda var. Yani şunu diyebilirim mesela, oyuncu abla. Yok. O da değil. Yani bizim mesleğimiz nedir? Oyun terapisti. Oyun terapisine gidiyoruz. Yani bunun hani önüne ya da arkasına farklı bir şey. Tabii oyun terapisini kelime olarak da öğrenmiş evet, oluyor zaten. Evet, aynen öyle. Peki ben çok teşekkür ederim. Acayip keyif aldık. Yani gerçekten çok farklı bir konuydu. Seyircilerimiz için de çok keyifli bilgiler olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, konuğumuz TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta oyun terapisti Eda Kil'di. Oyun terapisinin ne olduğunu, neleri gerçekleştiğini, çocuğun gelişiminde ve sorunlarında nasıl gelişmeler sağladığını, ne kadar faydalı olduğunu konuştuk. Yepyeni bilgilerle sizlerleydik. TV8 ekranlarında 8'e sağlık hız kesmeden devam ediyor.